Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz efendim. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektörünün lideri olmayı başarmış bir firmaya Piyano Özel Kız Öğrenci Yurdu'na konuk olduk. Yanımda işletme müdürümüz Selma Hanım var. Bakalım Selma Hanım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Selma Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Selma Hanım, öncelikle kaç yıldır sizler bu sektördesiniz? Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim ben. Peki Piyano Kız Öğrenci Yurdu ne kadar süredir faaliyette marka olarak? 1 yıl yeni doldu. Yeniyiz. Selma Hanım, potansiyelimizde kaç odamız var? Kontenjanımız 220. Peki bunlar oda tipleri nasıl? Biraz açıklamanızı rica etsek. Yurt 2 bloktan oluşuyor. Bir bloğumuzda tuvalet ve banyo katlarda ortak kullanılıyor. Bu çekim yaptığımız blokta odaların içinde tuvalet ve banyo var. Odalar 2'şer, 3'er, 4'er kişilik ayrılıyor sanırım. Yani başlıyor. 6 kişiliğe kadar odamız mevcut. Tabii bunlar öğrencilerin isteklerine göre değil mi? Aynen. Öğrencilerin talebine, fiyatına göre ayarlanmış durumda. Peki öğrencilerimiz yemeklerini burada mı yiyorlar yoksa dışarıda mı yiyorlar? Bunlar da onların talepleri doğrultusunda mı gelişiyor? Öğrencilerimiz memleketlerinden uzakta oldukları için yemek aslında en önemli hizmetlerimizden biri. Sabah kahvaltısını açık büfe halinde veriyoruz. Akşam 4 çeşit yemek hizmetimiz var. Okuldan geldikten sonra yemekhanemizde aşçımızın yaptığı yemekleri yiyorlar. Peki okulumuzun toplam öğrenci ağırlama kapasitesi nedir? 220. 220 kişiyi aynı öğrenci aynı anda ağırlayabiliyoruz. Çalışabilecekleri, ders çalışabilecekleri bir kütüphane ya da ortak alan gibi bir alanınız mevcut mu? Ortak alanlarımız var, televizyon izleyebilecekleri alanlarımız var, kütüphaneler, etüt odaları var. Bunlar da bu 220 kişiye yetecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Peki bir bahçemiz, açık alanımız mevcut mu? Bahçemiz var, yaz kış kullanabildikleri. Peki bir güvenliğimiz var mıdır? Sonuçta burası bir kız yurdu. Biraz daha dikkat edilmesi ve hassas davranılması gereken bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bir güvenliğimiz eşlik ediyor mu gece? 24 saat güvenliğimiz var. Nöbet usulüyle çalışıyorlar. Ayrıca bir de memur arkadaşımız gece burada kalıyor. Güvenlik, evet, bir kız yurdundaki en önemli şeylerden biri. Özellikle veliler açısından güvenerek bırakıp gitmek istiyorlar çünkü.